Buraya önceden birkaç molekül çizdim. Şimdi adlandırma ile ilgili bildiğimiz şeyleri nasıl kullanabileceğimizi bir görelim. Şuradaki molekülle başlayalım. Birkaç halkamız bulunuyor. Ortadaki büyük olanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonu, diğer ikisinin ise 4 adet karbonu var. İşte burada 4, burada da 4 adet karbonu görüyorsunuz. En uzun zincirimiz bizim ana zincirimiz olacak ve bu da dediğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbona sahip olan bu halka. O zaman bunun adı sikloheksan çünkü hepsi tek bağ ve 6 karbon var. Tabii bir de 4 karbonlu halkalarımız da var. Bunlar da karbon sayılarından dolayı büt ön ekini alıyor ve her ikisine bütil grubu diyebiliriz. Aslında halka içinde olduklarından dolayı siklobütil grupları desek daha doğru olur. Burada bu halkaya bağlanan iki kısım var. Eğer tek bir kısım olsaydı bunu numaralandırmayacaktık. 2 tane olunca o zaman numaralandırmaya bir tanesinden başlayalım. Buradan başlayalım ve bu doğrultuda gidelim. Böylece diğer grup olabilecek en düşük sayıyı alacaktır. Bu da demek ki saatin ters yönünde ilerleyeceğiz. Bu yönde gitseydik 1 2 3 4 ve 5 olurdu. Eğer saatin tersi yönünde yol alırsak 1 2 v 3 Burası 3 olur. Yani olası en düşük sayı. Burada iki tane siklobütil var. Yani disiklobütil dememiz gerekiyor. Hemen disiklobütil yazıyorum. Birinci ve üçüncü sırada bulunuyorlar. O yüzden 1,3 yazalım. Yani birinci ve üçüncü sırada iki tane siklobütil, yani disiklobütil var ve bunlar sikloheksan halkamızda bulunuyor. Hadi şimdi diğerine geçelim. Burada 5 karbonlu bir halka var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yanında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir halka var. En çok karbonu olan halka ana halkamız oluyor. Yani sikloheksan diyoruz. Sikloheksan demek 6 karbon olan ve hepsi tek bağa sahip olan halka demek. Yanında ona bağlı olan bir siklopentil grubu var. Buraya siklopentil yazıyorum numaralandırmaya gerek yok. Çünkü ana halkaya tek bir grup bağlı. Eğer bir başka grup daha olsaydı, yukarıda yaptığımız gibi numaralandıracaktık. Evet, buradaki kısım bir siklopentil ve siklopentil yanındaki sikloheksana bağlanmış durumda. Bütün olaraksa buna siklopentil sikloheksan diyebiliriz. Şuradaki örnekle devam edelim. Burada halka yok. Bu nedenle ilk yapacağımız şey en uzun zinciri belirlemek olacak. Bunu yapmak için hadi saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Burada 7 karbon var. Yani bu en uzun zincir değil. Belki bu olabilir. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 karbon var. Sanırım bu en uzun zincirimiz, değil mi? Şimdi onu farklı bir renkte boyayıp ortaya çıkaralım. Şu lila rengi güzel olabilir. Evet. İşte ana zincirimiz numaralandırmaya başlarken zincire ilk bağlanan gruba en erken ulaşmalıyız. Bu yüzden aşağıdan saymaya başlıyoruz. Çünkü burada ikinci karbona bağlanan gruplar var. Eğer sol üstten başlasaydık bağlanmış gruplara ulaşmak daha çok zaman alacaktı. Nereden başlayacağımıza karar verdiğimize göre hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karşımıza bir oktan var. Çünkü 8 karbon var ve hepsi tek bağlı. Bu bir sikle oktan değil. Çünkü halka yapısı görmüyoruz. Hemen oktan yazalım. Şimdi buna grupları eklememiz gerekiyor. Nelerimiz var? Burada ana zincire bağlanmış bir karbon bulunuyor. Şurada ise aynısından bir tane daha var. Bunların ikisi de metil gruplarıdır. Hatırlayalım. Bir karbon olunca met diyorduk. Eğer yapının tamamına bakacak olursak bunlar buradaki tek metil grupları. Yukarıdakiler metil grubu değil. Tüm zincir üzerinde iki tane metil grubu bulunuyor. O zaman dimetil diye. İki metil grubu da ikinci sıra üzerinde bulunuyor. O zaman 2,2 dimetil yazalım. İşte burası 2,2 dimetil. Üsttekilere ne denildiğini bulduktan sonra alfabetik sırayla yazacağız. Merak etmeyin. 2-2 dimetili hallettik. Bütün zincirimize de oktan dedik. Peki buradakiler nedir? Burada kaç tane karbonumuz mevcut? Bir sayalım. 1-2-3 karbon. 1-2-3 karbon. Bu da aynı. 1-2-3. Yani bunlar propil grubu. Hemen yazalım. Propil. Normalde buraya sek propil derdik. Çünkü bu karbon hem ana zincire hem de diğer iki karbona bağlı. Fakat burası Y şeklinde olduğu için bu şekle daha çok izopropil diyoruz. Böylece iki tane izopropil grubumuz oldu. İşte şu ikisinden bahsediyorum. O zaman di izopropil dememiz lazım. İşte di izopropillerimiz. İki izopropil 4 ve 5. Sırada bulunuyorlar. Böylece bu iki grubun ismi 4,5 di izopropil diye yazılacak. İşte şu iki grubun adını yazmış olduk. Şimdi bunları alfabetik sırayla yazalım. D ve Tri gibi önekleri göz ardı ettikten sonra elimizde izopropilin iyisi, metilin M'si kalıyor. Böylece ilk olarak izopropili yazıyoruz. Bazen bazı insanlar P harfini baz alıyor ama hesaba katmamamız gerekenler D ve Tri gibi önekler. Yani D ve Tri sonrasına gelen her şeyi alfabetik olarak sıralıyoruz. Şimdi izopropili ilk önce yazıyorum. Çünkü M harfinden önce geliyor ve böylece tam isim 4,5 di izopropil 2,2 dimetil oktan oluyor. İşte bu kadar. Tabii bu yaygın adlandırmaydı. Sek, izo, tert, bütil veya propil gibi ekleri kullandığımız zaman yaygın adlandırma yapıyoruz demektir. Eğer sistematik adlandırma yapmak istiyorsak ana zincire bağlanan gruptan başlarız. Daha sonra gruptaki en uzun zincire bağlanan yere geliriz. Her iki durumda da en uzun zincire bağlanan yerler burası. Bu iki karbonla aslında etilden bahsetmiş oluyoruz. Birinci karbona bağlı bir de metil görüyoruz. Yani izopropil yerine her iki gruba da bir metil etil diyebiliriz. Kısacası bu ikisine ya izopropil ya da sistematik adlandırma yapacaksak metil etil diyebiliriz. Şimdi elimizde bu bir metil etil gruplarından iki tane bulunuyor. Yani iki tane izopropil grubu. Eğer yaygın adlandırma yapacaksak iki tane oluşundan dolayı diizopropil diyebiliriz. Ama eğer sistematik adlandırma yapacaksak aynı anlamı ifade etmesine rağmen di bir metil etil diyemeyiz. Onun yerine bis ekini alıyoruz. Yani bis bir metil etil diyoruz. Bunun anlamı burada iki tane bu gruptan var demek. Ve gruplar dördüncü ve beşinci karbona bağlılar alfabetik sıraya bakacak olursak metil etil metilden sonra gelir değil mi? O zaman sıra şimdi değişecek. Eğer sistematik adlandırma istiyorsak yazmaya başlayalım. 2-2 dimetil yani şuradakilerin adları. Sonra yanına bunu ekliyoruz. Böylece yazılışlarından dolayı bu iki grubun sırası değişmiş oluyor. Biz ekini yazalım ve tabii ki iki tane bir metil etil grubumuz var. Biraz karışık oldu biliyorum. Ama eğer bunu parçalara bölerseniz aslında mantıklı bir anlam ortaya çıkıyor. Tekrarlamakta fayda var. Metil etil gruplardan iki tane var ve 4 ve 5. karbonda bulunuyorlar. Aslında 4. ve 5. yerde olduklarını önceden belirtmeliydik. Şöyle yazalım. 4,5 biz 1 metil etil. Ve en sonuna ise oktan ekliyoruz. Sağa kayalım, yer açalım. Evet oktan. Bu kadar. Biraz akıl karıştırıcı gibi görünse de parçalara böldüğünüz zaman daha anlamlı oluyor. Ana zincirimiz olarak oktan, ikinci karbona bağlı iki metilimiz, dördüncü ve beşinci karbonlara bağlı olan iki adet bir metil etil grubumuz var. Burada bir etil var ve yine burada da metil var. Hepsi bu kadar. Ya da her ihtimale karşı yeterince kafa karıştırmayan başka bir yol daha var. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Ya da 4-5 di izopropil de diyebilirsiniz. İkisi de aynı. Yalnızca bir yaygın, diğeri sistematik adlandırma.